Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle Bakanlığımız tarafından yayınlanan yazılı örneğini çözeceğiz. Senaryo 1'e göre hazırlanmış klasik bir yazılı örneği. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Amilin bölünme süreci ile ilgili yapılan birinci deneyde hücrenin bölünmediği, ikinci deney sonrasında ise hücrenin bölündüğü gözlenmiştir. Görselde hücre bölünmesine neden olan durumu yazınız. Her iki hücreyi de karşılaştırdığımızda arkadaşlar burada hemen bakıyoruz. Ee, hücreler bölünme büyüklüğüne ulaşmış. Kesilip atılmış bir kısmı stoplazmanın. Ee, birinci hücre bölünmüyorken ikinci hücre bölünmüş arkadaşlar. Aynı şartlardayken ikinci hücrenin bölünmesinin nedeni ikinci deneyde çekirdeğin bölünme emrini vermiş olmasıdır. ve aynı zamanda DNA eşlemesinin gerçekleşmesi tabii ki. Hücre bölünmüştür. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda diploid yapılı bir canlının mitoz bölünmesinin bir evresine ait şema verilmiştir. Şemaya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Bu hücre mitoz bölünmenin hangi evresindedir? B. Bu evrede bulunan kardeş kromatik sayısı kaçtır? Nedenini açıklayınız. C. Bu evreden sonra hangi evre gerçekleşir diye sormuş. Arkadaşlar kromozomların zaten ekvatoral düzleme tek sıra halinde dizildiğini görüyoruz. Tam merkezde dizilmiş durumdalar. Dolayısıyla bu hücre mitoz bölünmenin metafaz evresindedir. Bu evrede bulunan kardeş kromatit sayısı kaçtır? Nedenini açıklayınız demiş. Burada baktığımızda DNA eşlemesinden sonra kardeş kromatitler oluşur diyoruz. Yani bir kromozom iki kromatitten meydana gelir şöyle gösterecek olursak kromozomlarımız şu şekilde iki kromatitten meydana geliyor. Dolayısıyla 4 kromozom olduğuna göre 8 kromatitten meydana gelmiştir diyoruz. Hemen bakalım şekilde de bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kardeş kromatit vardır. Bu evreden sonra hangi evre gerçekleşir demiş. Metafaz evresindeyiz arkadaşlar. Metafaz evresinden sonra gerçekleşen anafaz evresidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesinin evrelerinde gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralı olayların gerçekleşme sırasını ve gerçekleştiği evrelerin isimlerini yazınız demiş tek tek evrelere bakalım arkadaşlar. Sentrozomlar tarafından iyi iplikleri oluşturulur demiş. İyi ipliklerinin oluştuğu evre ilk kısım profaz evresidir. Kinetokorlara bağlı olmayan mikrotübüllerin uzaması sonucu hücrenin boyu uzar demiş arkadaşlar. Hücrenin boyunun yavaş yavaş uzadığı evre anafaz evresidir kardeş kromatit ayrılması da gerçekleşecektir. İyi e iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur. Yeniden oluştuğu evre telefaz evresidir arkadaşlar. Dörde bakalım. Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilir. Ekvatoral düzlemde dizilme yani merkezde dizilme metafaz aşamasıdır. Bunların sıralamasını istemiş bizden arkadaşlar. Normalde hücre döngüsüne baktığımızda interfaz gelir. Interfazdan sonra sıralamız profaz, metafaz, anafaz ve telafaz şeklinde olmalıdır. Buna göre bakacak olursak 1, 4, 2 ve 3 şeklinde olmalıdır. Doğru sıralamamız. 5. sorumuza devam edelim. Aşağıda farklı canlılarda görülen rejenerasyon örnekleri verilmiştir. Buna göre numaralı örneklerin rejenerasyon düzeylerini ve hangi örnekte rejenerasyon üremeyi sağladığını yazınız demiş. Hemen bakalım bir numaralıya. Meksika kökenli bir semender türü olan asolatların kopan beyin parçalarını yenilemesi demiş. Kopan beyin parçalarını yeniliyor arkadaşlar. Burada tamamen organ düzeyinde bir tamirat var. Bu yenilenmedir. Rejenerasyondur. 2'ye bakalım. Yağsız olacağın türü olan planarya ya iki parçaya ayrıldığında başın bulunduğu kısım kuyruk, kuyruğun bulunduğu kısım ise yeni bir baş oluşturur. Ve sonuç olarak baktığımızda iki yeni birey meydana gelmiş olacak. Burada arkadaşlar vücut düzeyinde bir yenilenme vardır. Ve buradaki yenilenme iki bireyin oluşmasına sebep olmuştur arkadaşlar. İki yeni birey dedik. Dolayısıyla üremeyle sonuçlanmıştır. 3'e bakalım hemen. İnsan vücudunda oluşan yaraların iyileşmesi doku düzeyindedir. Bu da tamamen bir onarım, tamirat yani yenilenmedir. Burada üremeyi sormuş bize. Dolayısıyla üremeyi sağlayan yalnız 2'dir. Evet arkadaşlar 6. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki tabloda mayoz 1 ve mitoz hücre bölünmesi evrelerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Buna göre mayoz 1 ve mitoz hücre bölünmelerinin hangi evrelerindeki bilgiler yanlış verilmiştir? Yanlışların doğrusunu yazınız demiş. İnterfaza bakıyorum. Mayoz 1 için DNA kendini eşler demiş. Doğrudur. Mitoz için hücre bölünmeye hazırlanır demiş. Doğrudur. Mayoz 1 için profazda çekirdek zarı ve organeller eriyerek kaybolur. Evet, çekirdekçik kaybolur zaten. Bunu kabul ederiz. Mitozda tetrat sinapsis olayları gerçekleşir demiş. Arkadaşlar bu bilgi yanlıştır. Tetrat ve sinapsis mayoz 1'de profaz 1 evresinde gerçekleşir. Devam edelim. Metafaza bakarım. Kromozomların en net görüldüğü yerdir. Kromozomlar ekvatoral düzleme yan yana dizilirler. Anafaza bakalım. Sentromer bölünmesi gerçekleşir demiş. Hemen çizdim arkadaşlar. Yanlış bir ifade. Sentromer bölünmesi. Kardeş kromatit ayrılması demektir. Bu olay ya mayoz 2'de gözlenir, anafaz 2 aşamasında ya da arkadaşlar normal bir mitoz bölünmenin anafaz aşamasında gözlenir. Kardeş kromatinler zıt kutuplara çekilir demiş anafazda doğrudur. Telefaza bakalım iyi iplikleri kaybolur doğrudur kromozomlar kromatin ipliği haline dönüşürler bu da doğru bir ifadedir. Yedinci sorumuza devam edelim. Aşağıda bir hücrenin bölünme sürecindeki evrelerinden birine ait şema verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Arkadaşlar şekli inceleyecek olursak bakın oklarla da göstermişler zaten yukarıya doğru bir çekilme söz konusu. Ve kardeş kromatik değil kromozomlar direkt çekilmiş. Dolayısıyla ben burada homolog kromozom ayrılmasını görüyorum. Homolog kromozom ayrılması anafaz bir evresinde gerçekleşir. Yani mayoz 1'e aittir. Hücrenin kromozom sayısını yazınız demiş. Anafaz 1'de mayoz 1 boyunca zaten ne görüyorsam hepsini yazıyorum. Toplamda 6 tane kromozom görüyorum arkadaşlar. E, mayoz bölümü olduğunu da söyledim. Dolayısıyla hücre diploid 2 yani eşittir. 6 kromozomlu bir hücredir. Hücre hangi hücre bölünmesini geçirmektedir diyor. Hücre mayoz bölünmeyi geçirmektedir. Mayoz bölünmenin birinci evresindedir hücrenin bölünmenin hangi evresinde olduğunu ve bu evrede gerçekleşen olayı yazınız demiş. Yukarıda da yazdım arkadaşlar. Anafaz bir aşamasındadır ve burada homolog kromozom ayrılması gerçekleşmektedir. Bu evreden sonra gerçekleşecek evrenin adını yazınız demiş. Anafaz 1'den sonra artık çekirdekler tekrardan oluşmaya başlayacak az bir gerçekleşecektir. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere başarılar diliyorum.